Herkese merhabalar. Bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Kahramanmaraş Kitap Fuarı vardı bu ayın başında. Oradan aldığım kitaplar ve aynı dönemde fuar döneminde internetten de aldığım kitapların olduğu geniş kapsamlı bir video hazırladım sizler için. Şu anda da kitaplar yanımda. Tek tek incelemeye çalışacağız. Tabii videonun süresi çok uzanmaması için bazı kitapları buraya almadım. İşte bazı serilerden bazı kitaplar sadece temsilci olarak buraya aldım vesaire. Bundan videoda zaten size bahsedeceğim. Hemen zaman kaybetmeden kitaplara geçmek istiyorum. Önce Ötüken yayıncılıkla başlayalım. Fuardan aldım bu kitapları. Peyami Safa'nın 5 tane kitabını aldım. Şöyle göstereyim kitapları. 9. Hariciye Koğuşu'ndan Fatih Harbiye'den bildiğimiz Peyami Safa'nın. Aslında tüm kitaplarını alacaktım ama Ötüken'in baskıları ile ilgili benim biraz sıkıntım var. Yani puntoları, işte kitabın boyutunu, kitabın içindeki yazıların boyutlarını falan pek sevemedim. Pek ısınamadım Ötüken'in bu şekilde baskılar yapmasına. O yüzden pek tercih etmiyorum. O sebeple 5 tane kitabını aldım şimdilik. Yalnızız'ı çok uzun yıllar önce okumuştum. Onu tekrar okumak istiyorum. Diğer kitaplarını da merak ediyordum, aldım. Bakalım devamını belki alırım. Şu an emin değilim açıkçası. Biraz düşünmem gerekiyor. Victor Hugo'dan Notre Dame'ın Kamburunu aldım. Notre Dame de Paris diye bastılar bu kitabı. Aslında bende İş Bankası yayınlarının ciltli kitabı var bu kitap. Fakat bu kitabı da almak istedim çünkü içinde şöyle güzel çizimler de var bu kitapta. Farklı bir çevirmenden de okuyayım diye bu eseri de kitaplığıma kazandırdım. Hüseyin Nihal Atsız'ın biliyorsunuz Bozkurtlar deri ciltli bir özel baskısı yapılmıştı, limitli. Ondan sonra bir resimli özel baskı yapıldı ki bende var kitaplığımda. Şimdi Atsız'ın Ruh Adam ve Deli Kurt kitaplarının da böyle sert kapak baskılarını yaptı Ötüken. Onları da aldım. Ötüken bu kadardı. Bir sahaftan olması lazım ya da bir kitapçıdan Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar üzerinde eserinin bu özel baskısını aldım. Bu baskı çok güzel bir baskı. Ben aldığım kitap biraz hasarlı ama yine de iade etmedim açıkçası. Böyle dursun, sıkıntı değil. Belki bulamam falan diye aslında birazcık öteledim diyebilirim. Bu kitabın birkaç özelliği var. Neden özel baskı yapıldığıyla alakalı. Bu 2014 yılında yapıldı bu baskı. Ve 2014 yılı hem yazarın Orhan Kemal'in 100. Doğum günü hem de kitabın da 60. basım yıl dönümü. Böyle olunca özel bir baskıyla bunu kutlamak istemişler açıkçası yayın evi. Güzel böyle içinde pamuk motiflerinin falan olduğu çok hoş bir baskı ve içinde sadece metnin, romanın kendisi değil de işte farklı bilgiler, farklı şeylerle alakalı kurgunun dışında notlar, yazarın notları vesaire bu tarz şeyleri içeren kitapları seviyorsanız hiç kaçırmamanız gereken çok harika bir baskı. Kitabın kendisine zaten söylenecek söz yok. Muhteşem bir eserdir. Şimdi yayın evi olarak hangisine geçeyim diye bakıyorum. İtaki'ye geçeceğim. İtaki yayıncılık en çok kitabını aldığım yayın evi oldu fuardan. Pek çok eksiğimi tamamladım diyebilirim. Öncelikle Modern serisi var İtaki Modern biliyorsunuz. Oradan aldığım kitaplardan göstermek istiyorum. Thomas Pynchon'ın Gizli Kusuru. Thomas Pynchon'ı biliyoruz. Münzevi yazarımız 49 numaralı parçanın nidası aynı serideki beyin yakan kitap. Okunması en zor postmodern eserlerden bir tanesidir. Bu da öyledir muhtemelen. Sadece buradan arka kapaktan bir alıntı yapmak istiyorum. Thomas Pynchon'dan Gizli Kusur. Müteahhitlerin, mafya ile devletin, sahte sloganların ve eski aşkın yemyeşil bir sis bulutunda dans ettiği bir roman. Paranoyanın kutsal kitabı denmiş Gizli Kusur için. Çok konuya değinmeye gerek yok çünkü dediğim gibi yazarın daha çok üslubu ve konuyu ele alış şekli önemli Thomas Pynchon'da. O yüzden konuyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Lauren Groff, Amerikan edebiyatının yükselen yıldızlarından bir tanesi. Onun öykü kitabı Florida yeni çıktı. Aynı seride İtaki Modern'de bir de Yazgı ve Gazap isimli bir kitabı var. Onu da şöyle göstereyim buradan. Ben bu kitabı da çok severek okumuştum. Çok güzel bir kitap bence. Modern bir dünya klasiği olarak söyleyebiliriz gerçekten. Çok enteresan bir kitaptı anlatımıyla, kurgusuyla. Yazar tabii böylelikle radarıma girmiş oldu ve ben de hemen çıkan öykü kitabını da aldım. Gerçi dediğim gibi serinin tüm kitaplarını aldığım için
Yani başka bir yazarın da olsa muhtemelen alırdım. Şimdi evet, çok spekülatif bir esere geçiyorum. Michel Houellebecq, Houellebecq diye okunuyor sanırım. İtaat isimli eseri, bu çok özel bir eser. Çünkü şöyle, güzel anlamda, iyi bir anlamda aslında söylemiyor da olabilirim. Sadece biraz bahsetmek istiyorum. 2015 yılında, Ocak 2015'te Charlie Hebdo, biliyorsunuz Peygamber Efendimizin karikatürlerini yapan bir dergiydi. Charlie Hebdo'ya bir saldırı düzenlendi. Sonradan El-Kaide'nin üstlendiği bir saldırı ve 11 kişi öldü o saldırıda, yaralananlar da oldu. İşte 7 Ocak 2015'te o saldırı düzenlendiği gün yayınlanmış bir kitap bu. İtaat ve İslamofobiyle dolu olduğu söyleniyor. Bu yüzden çok spekülasyonlara açık bir kitap. Acaba işte bu kitap insanların tetiklenmesinde etkili oldu mu? İnsanların işte İslam'dan nefret etmesiyle alakalı bir yazı okuduktan sonra, işte o karikatürlerde üstüne gelince oraya bir saldırı, yani İslami taraftan böyle bir saldırı olmuş olabilir mi diye, böyle bir sürü sorunun iç içe olduğu bir kitap ve yazar. Tabii belki de bunu okurken sinirleneceğiz, beğenmeyeceğiz vesaire, ama kesinlikle bence edebiyat alanına ilgi duyan insanların okuması gereken bir kitap. En azından insanlar hem siyasi, toplumsal olarak neye tepki gösteriyor ya da ne yönlendiriyor insanları, bunu görmek açısından kaçırılmaması gereken bir kitap. Ben bir de kapağını çok beğendim. Çok bence farklı bir durumu da var. Gördüğünüz gibi şu Eyfel Kulesi'nin üzerinde İslam'ın sembolü ayı görüyoruz, ama yanında parlayan bir yıldız da görüyoruz ve Türk bayrağımızı ben orada gördüm. O yüzden içeriği iyice merak ettim. Enteresan bir kapak tasarımı olmuş. İtaki'den İtaat. Asimov tabi İtaki yayınları geçtiğimiz günlerde 2000. kitabını bastı ve 2000. kitap Asimov'un Çelik Mağaralar serisi, robot serisinin ilk kitabı. Robot serisini uzun zamandır bekliyorduk. Onun ilk kitabı geldi. Ben de o kitap gelmeden önce fuardan alışveriş yapmıştım. Haberini aldığım için Asimov serisini tamamladım. Buraya da okuma sırasına göre son vakıf kitabı olan, vakıf serisinin son kitabı olan Vakıf İleri ile karşınıza geldim. Diğer kitaplarını da aldım işte. Biliyorsunuz bizde Galaktik Üçleme var. Galaktik İmparatorluk muydu? Üçlemesi var. Onları da aldım. Asimov'u tamamlamış oldum. Böylece robot serisini aldığım zaman da Asimov'un eserlerinde de bir eksik kalmamış olacak. Bunu da buraya bırakayım. Böyle old school abilerimizin çok sevdiği bir karakterdir Conan. Conan'ı Itachi belki çok satmayacağını bilerek de olsa basıyor. Böyle ciltli de basıyor. Güzel bir baskıyla da basıyor. Ben de ilk cildini almıştım. İkinci cildini de aldım. Sevdiğimiz bir abimizdir Conan. Onu da inşallah en kısa zamanda okurum. Hemen şöyle korku edebiyatına geçelim. İtaki yayınlarından yine. İtaki'den devam ediyorum. Şimdi ben Karanlık Kitaplık'tan alışveriş yapmıyordum açıkçası. Sadece birkaç kitabı vardı Karanlık Kitaplığın. Doku Dünya vardı örneğin. Yani birkaç tane kitabım var Karanlık Kitaplık'tan, ama bir iki aydır tekrar okumaya karar verdim diyebilirim bu seriyi ve çoğu kitabını da aldım. Onlardan işte birkaç tane temsilci şimdi sizlere göstereceğim. Öncelikle Guy Endor'un Paris'te Bir Kurt Adam. 1936'da yazılıyor kitap ve 1871 Paris Komünü'ne kadar giden enteresan bir hikayesi var. İçinde Kurt Adam falan da var tabii. İsminden anlayacağımız kadarıyla. Böyle işte komünizm furyası dalgasıyla edebiyatın, Kurt Adam'ın, fantastik olguların karıştırıldığı çok enteresan bir eser olmuş. Bunu aldım ve en kısa sürede de okumayı düşünüyorum. Hemen Operadaki Hayalet'e geçiyorum. Gaston Leroux'un ünlü bir müzikaldir biliyorsunuz. Operadaki Hayalet defalarca sahnelenmiştir. Onun roman versiyonu. Yani esas versiyonu diyelim. Joe Hill'in iki tane kitabını aldım. Biri Boynuzlar. Diğeri de İtfaiyeci. İtfaiyeci bayağı da hacimli bir kitap gördüğünüz gibi. Boynuzlar da öyle, fena değil. Zaten Joe Hill'in kitapları hep böyle oluyor. İtfaiyeci de bu arada bir salgın hastalık hikayesi üzerine ilerliyor. Yani şöyle söyleyelim. Bu ara zombi hikayeleri falan çok revaçta olduğu için, hatta bu seride de Karanlık Kitaplık'ta da şey Dünya Savaşı Z çıktı. O da vardı da almadım videoya. O tarz hikayeleri seviyorsanız bu da ona benzer bir hikaye. İtfaiyeciden bahsediyorum.
Onu da size tavsiye ederim. Şimdi İtaki'den son 3-4 tane kitap kaldı. Bir tane daha modern varmış. Huxley'in Adası. Biliyorsunuz Cesur Yeni Dünya'nın yazarı Aldous Huxley. Onun başka bir distopyası daha. Ve yine Huxley'in bilim kurgu klasiklerinde çıkan Maymun ve Öz kitabı. Bunların hepsi distopya. Zaten Aldous Huxley distopyada karanlık gelecek kitaplarında çok iyidir. Yani bir numara diyebilirim benim gözümde. Tabii işte Fahrenheit de var. İşte Zammiet'in Bizi var. Var yani yok değil kitaplar ama Huxley gerçekten bu konuda çok üst düzey yazıyor ve sürekli o tarz yazıyor. Ya mesela Orwell'in 1984'ü de var. Çok iyi bir kitap. Ama Orwell hep o tarz yazmıyor. Huxley biraz daha buna çok fazla kafa yorduğu için bence bir adım daha öne çıkıyor diğerlerinden. Edward Page Mitchell'ın Geri Giden Saat. Bu bir öykü kitabıydı yanılmıyorsam. Sonra Karel Capek. Capek nasıl okunuyor bilmiyorum. Onun Ruhr kitabı. Bu robot kelimesinin mucidiymiş yazar. Onun bir bilim kurgu klasiği ve James Tiptree Jr.'dan Houston Houston duyuyor musun aldım. Daha önce de kitapların biliyorsunuz uzaktan kumandalı kız falan onun. James Tiptree Jr. aslında onun mahlası. Kendisi Alice Sheldon ismi bir kadın yazar aslında. Bunu gizleyerek bu şekilde kitaplar yazdı ve yayınladı. Öyle de ilginç bir tarafı vardır. Evet, İtaki'den son kitap bir çizgi roman. Normalde hiç almam yani yoktur. Sadece bir tane Watchmen var galiba, başka da yok. Ama bunu almasam olmazdı. Şöyle göstereyim. Joe Sacco, Gazze'nin dipnotları. 1956'da Filistin-İsrail arasındaki çatışmalarda 111 kişinin öldüğü bir günü anlatıyor. Bunu tabii çizgi roman biçiminde anlatmış. Siyah beyaz böyle bir çizgi roman konusu. Böyle bir çizgi romanın böyle bir konuya sahip olması benim çok ilgimi, dikkatimi çekti ve almadan yapamazdım dediğim gibi. Görür görmez aldım. Herkese tavsiye ediyorum. Biraz bakabildim yani başından birkaç sayfa okuyabildim. Çok güzel başladı gerçekten. En kısa sürede okumayı düşünüyorum. Bunu biraz ağır olduğu için şöyle aşağıya koydum. Evet, İtaki bu kadarmış. İtaki başka yok. O zaman Kafka kitaba geçiyorum. Kafka kitabı internetten almıştım. Kafka kitabının alışverişini internetten yaptım. Fuara zaten çok az yayın evi geldi Kahramanmaraş'a. Yani çok az yayın evi değil tabii vardı yayın evleri. Fakat aklımda kitaplarını almak istediğim yayın evlerinden pek çoğu yoktu. Öyle söyleyeyim. Şimdi Janet Winterson'ın iki kitabını aldım. Winterson'ın kitaplarını basmaya başladı biliyorsunuz Kafka kitap. Frankenstein ve Normal Olmak Varken Neden Mutlu Olasın kitaplarını aldım. Janet Winterson Sel'den bu tarafa geçti. Almaya devam ediyoruz çıktıkça. Ölüleri Defnetmek ve Kuş Kadın Harpi de yine son çıkan kitaplarından Kafka kitabım. Ben Kafka kitabı daha önceki alışveriş videomda da göstermiştim. Epey bir kitabını almıştım. Beğeniyorum. Eser seçimini beğeniyorum. Eser seçimini beğenince de sıkı sıkıya takip ediyorum diyebiliriz. Ve onlardan son eser de Doyma Anı olacak. Pulitzer ödülüne önem veriyorsanız edebiyatta daha çok gazetecilikle alakalı bir ödüldür Pulitzer. Pulitzer kazanmış bir yazarı romanı okumak size mutluluk verebilir. Wallace Stegner nasıl okunuyor bilmiyorum. Onun Doyma Anı isimli kitabı çok harika bir baskı bence. Bir kapağına şöyle bir yakından bakın. Böyle arkası da güzel. Yani tasarımı çok hoş. Özellikle tabii içeriği de öyledir mutlaka. Biraz arka kapağını okuyup alışveriş için hemen sepetime atmıştım. Can Yayınları var. Can Yayınları fuara gelmişti. Tabii Can Yayınları'nın ben çok sıkı bir takipçisiyim diyebilirim. Özellikle bazı yazarların hiç kaçırmadan alıyorum. Onlardan bir tanesi de Mario Vargas Llosa elbette. Dünya Sonu Savaşı yazarın en hacimli eseri oldu. Külliyatındaki. Arkamda görünüyor mu bilmiyorum yoksa bu tarafta muhtemelen görünmüyor videoda. Çok güzel bir eser oldu. Brezilya'da yaşanan bir savaşı konu etmiş kendine. Bunun üzerine bir kurgulamış Vargas Llosa. Kitabın ismi La Guerra del Fin del Mundo.
çevriliyor. Dünya Sonu Savaşı doğru bir çeviri. Ben bunu neden söyledim? Eski kitaplarında arka kapakta ya da kitap hakkında, yazar hakkında bilgi verirken işte yazarın Dünyanın Sonunu Getiren Savaş isminde de bir kitabı var diye notlar görmüştüm ve korkmuştum. O doğru bir çeviri değildi ama kitap basılırken güzel bir çeviri, isim çevirisiyle gelmiş. Zaten çevirmeni de Süleyman Doğru. İyi bir çeviri olduğunu düşünüyorum. Henüz inceleyemedim tabii ki. George Perec benim sevdiğim birkaç yayın evinden de eserlerini alıp okuduğum bir yazar. Can Yayınları'ndan Harikalar Odası ve Paralı Asker kitabı yeni çıktı. Onları da aldım. En kısa sürede okuyacağım. Wolfgang Borchert benim çok sevdiğim yıkım edebiyatı, bu Trümmer literatür, Almanların 2. Dünya Savaşı sonrasındaki eserlerine, savaştan etkilenen insanları anlatan eserlerine verilen isim. Onun en önemli kitaplarından bir tanesi Kapıların Dışında ve en önemli yazarlarından bir tanesi Borcher. Bende eski kapak vardı bu kitap. Bu kapakla da almak istedim. Bir tiyatro metni gibidir bu eser. Öyle söyleyeyim, bir oyun okuyorsunuz. Yani roman tarzı, düz yazı tarzı bir metin düşünmeyin ama çok harika bir kitaptır. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Herkes okumalı diyelim. Ve gelelim Kırmızı Kedi yayınlarına. Kırmızı Kedi yayınlarını da yine internetten sipariş verdim. Bir iki tanesini de kitapçılardan aldım. Onlardan bir tanesi Günter Grass'ın Soğanı Soyarken isimli ana kitabı. Bu birinci cildi ana kitaplarının. Günter Grass aslında bu anıl kitaplarıyla 99 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibidir Grass. Bu ana kitaplarıyla biraz tepki toplamıştı. Çünkü açık açık zamanında Nazi, nasyonel sosyalizme sempati duyduğunu, hatta onların çalışmalarında da yer aldığını anlattığı, açık açık yazdığı bir ana kitabıdır. Bu yüzden biraz tepki toplamıştı yazar. Böyle ama yazarın hayatına merakınız varsa okuyabileceğiniz güzel bir baskı olmuş. Bu ciltli değil ama ciltli. Pardon, ciltli. Ama kapağı çok sert bir kapak değil, öyle söyleyeyim. Arkası da, baskısı falan güzel, gayet sağlam. Soğanı soyarken, burada aslında soğanı soyarken de Günter Grass orada bir metafor yapmış. Soğanın kabuğunun iç katmanları gibi kendi anılarında, bilincinde yolculuk yaptığını, işte soğanın kabuğundan itibaren bize anlattığını söylüyor. Soğanı soyarken de kendi hayatının giderek derinlerine inmesini anlatıyor. Güzel bir metafor olmuş bana göre. Carlos Ruiz Zafón, Unutulmuş Kitaplar Mezarlığı dörtleme olması lazım serisiyle her yerde karşıma çıkan bir yazardı ve kitaptı, öyle söyleyeyim. Kitap serisiydi. Ben de bu iki kitabını hemen aldım. Bir, Rüzgarın Gölgesi ve iki, Meleğin Oyunu. Üç sanırım çevrildi ya da çevriliyor, çıkmak üzere. Bir de dördüncü kitabı var. Bu seride tamamlanınca okuyacağım. Şimdilik bekliyoruz. Zafon almışken tabii bir Zafon daha aldım. Çünkü basılı bir tane daha Carlos Ruiz Zafon vardı. Onu da aldım. Marina. Bu bir genç yetişkin kitabı. Young Adult grubunda geçiyor. Yine de siparişe ekledim. Yani yazarın tüm kitapları olsun diye, çok aslında pek okuduğum bir tür de değildir ama bundan yani yazarın tüm kitaplarını almayı düşünmeye başladığım için kendimi mahrum bırakmak istemedim. Şimdi başka bir türe geçiyoruz. Tür değil de yani Kırmızı Kedi yayınlarının kitaplarından bahsedeceğim ama şöyle bir şey. Müslüman azınlıkların hikayelerini ya da Müslüman mülteci diyelim, işte başkalarının etkisinde kalmış Müslüman toplumlar diyelim. Onların hikayeleri ve 3 tane kitap göstereceğim. 3 kitap da farklı bölge ve farklı bir emperyalist gücün etkisi altında kalmış. Emperyal ülkenin etkisi altında kalmış insanlar. Mesela Kamila Şemsiye'nin Yuvamıza Düşen Ateş ilk kitabı olacak. Yazar Pakistanlı ve tabii İngiliz etkisi altında kalmış bir yazar. Aynı zamanda eseri de öyle bir konuya sahip. Valla bu çok mesela merak ettiğim kitaplardan bir tanesiydi. Zaten Kırmızı Kedi'nin çok satan kitaplarından birisi. Leyla Slimani ise Faslı bir yazar ve Fas, bildiğiniz gibi Kuzey Afrika, Fransa'nın sömürgesi durumunda. Burada da bu kitapta ya da yazarda dediğim gibi Fransa etkisinde kalmış Müslümanlarla alakalı bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Leyla Slimani, Başkalarının Ülkesi. Son olarak Hu Da'nın Müslüman Cenazesi, bu kalın kitap, şöyle göstereyim. Müslüman Cenazesi ise
Çin'de yaşayan Müslümanların hikayesini anlatıyor. 1982 yılında yazılmış bu eser ve yeşim taşı ile alakalı, yeşim taşı işleyip satan bir ailenin kroniği tarzında ilerleyen bir konusu var anladığım kadarıyla. Çok güzel bir kitap olabilir bu da. Çin'de de Müslüman azınlıkların yaşadıklarını duydukça benim aslında direkt kitaba merakım iyice artmıştı ve yazarı da Hua Da, bilmiyorum kendisi Müslüman mı ya da yani ne taraftan anlatıyor hikayeyi öyle söyleyeyim. Bilmiyorum ama çok merak ediyorum bu kitabı. Bayağı da kalın bir kitap. 800 sayfadan fazladır mutlaka. Bakayım bir. 800 sayfaymış tam. 797 sayfa. Güzel bir okuma olabilir. Biraz tabii şu anda ilk okuyacaklarım arasında koymadım ama yakın bir zamanda okumayı düşünüyorum diyebilirim. Evet, Kırmızı Kedi de sona ermiş. Burada çok güzel bir grup var. Onlara hemen değineyim. Fuat Sevimay, biliyorsunuz James Joyce çevirileriyle tanıdığımız çok özel bir çevirmen. Çünkü James Joyce'u çevirmek sadece bir metnin başka bir dildeki karşılığını bilerek yapılabilecek bir şey değil. James Joyce'un hayatını ve nasıl yazdığını çok iyi bilmek, onu içselleştirebilmiş olmak lazım. Fuat Sevimay da öyle birisi. Bence Türkçe'de James Joyce'un bir numaralı çevirmeni. Başka çevirmenler de var, çok değerli elbette. Fakat ben her zaman Fuat Sevimay'dan okurum. Ve Bendeniz James Joyce, birinci Fuat Sevimay kitabı. Fuat Bey, bir ortak arkadaşımız aracılığıyla bu eserleri bana adıma imzalamıştı. Çok, o yüzden de çok mutluyum. Kendisine de selam gönderiyorum buradan. Şimdi geçelim. Yine Fuat Sevimay'ın kendi romanları da var ya da hikayeleri, kitapları da var. Onlardan bir tanesi Anarşik, hep kitap baskısıyla. Diğeri Araname. Aynalı diye bir kitabı daha var. Bunun Çivi Yazıları. Çivi Yazıları yayın evi, ilk defa duydum ama Çivi Yazıları yayın evinden çıkmış. Ve Kapalı Çarşı, Fuat Sevimay'dan yine bir diğer kitabımız. Bunun mesela nasıl bir cümleyle imzalamış hemen bakayım. Kapalı Çarşı'nın büyüsüne hoş geldiniz. Bir gün yüz yüze tanışmak umuduyla demiş. İnşallah diyelim Fuat Bey'e. Teşekkür ediyorum. Kendisine tekrardan selam söylüyorum. Şimdi Yapı Kredi yayınlarına geçelim. Yapı Kredi yayınlarından Jonathan Lee Joy'un Son Günü aldığım bir kitaptı. Şurayı okuyacağım size sadece. Arka kapağın ilk cümlesi. Gayet sıradan bir cuma günü başarılı avukat Joy Stephens çalıştığı şirketin görkemli lobisinin mermen zebinine çakılır. Evet. Osamu Dazai, Mor Bir Serserinin Gezi Notları, İnsanlığımı Yitirirken isimli eseriyle gönlümüzü taht kurmuş melankolik yazarımız Osamu Dazai'den bir diğer kitap daha. Bu tabi kurgu dışı bir kitap. Aslı Biçen çevirisiyle. Aslı Biçen Japoncadan çevirmiyor acaba? Evet. Muhtemelen İngilizceden çevirmiştir. Böyle bir Yapı Kredi yayınlarından kurgu dışı kitabını aldım. Yalçın Tosun'un birkaç tane öykü kitabını aldım. Fuara bunlar gelmişti, onları aldım. Dokunma Dersleri birincisi. Anne Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler. Diğer kitabı Peruk Gibi Hüzünlü de bir diğer öykü kitabı. Bu, yani Yalçın Tosun'un öykücülüğüyle ilgili bir şey söylemeyeceğim de Anne Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler'de bir boyut sıkıntısı var. Bendeki 11. baskısı şöyle görebiliyorsanız. Kitap diğerlerinden daha kısa. Bu bir baskı hatası mı? Özellikle mi yapıldı? Kitapla bir alakası var mı böyle basılmasının? Hiçbir fikrim yok. Yani 11. baskısı böyle. Muhtemelen hatadır. Helen Garner'ın Misafir Odası, bu kitabı okudum. Hatta aylık okuma videosunda da bahsetmiştim bu kitaptan. Hasta değil de refakatçi gözümden bazı şeyleri düşünmemizi ve sorgulamamızı sağlayan çok güzel bir kitaptı. Rose Ackman çevirisiyle. Çok güzel bir okuma oldu benim için. Herkese tavsiye ediyorum bu yeni çıkan kitabı. Çok hoş bir kitap. Tabii Rose Ackman demişken Cervantes'in La Mançalı yaratıcı asilzadesi Don Quixote'ye de bakalım. Rose Ackman çevirisiyle Kazım Taşkent, Yapı Kredi Yayınları Kazım Taşkent serisinden bu güzel baskısını da aldım. Aslında başka şeyler de, yayın evleri de başka çevirmenlerle basıyor ama basmaya başladı daha doğrusu. Ama Rose Ackman çevirisi bu konuda ben pek rakip tanıyacağını düşünmüyorum. Zaten uzun yıllardır
telifsiz böyle bir eseri çoğu yayınevinin basmama sebebi de halihazırda piyasada böyle bir çevirisinin olmasıydı bana göre. Bende de yoktu bu kitap, bu baskısı. Uzun zamandır da almayı düşünüyordum. Denk geldi, artık zamanı geldi dedim ve aldım. Son kitap sanırım, bakıyorum etrafıma, diğerlerini göstermişim, kontrol ettim. Son kitap Ernst von Salomon'un Soruşturması, Yapı Kredi Yayınlarından. Bu da çok kalın bir kitap, 1000 sayfaya yakın, 965 sayfa. Dev gibi bir eser. Burada yazar 1902-1972 yılları arasında yaşamış. Ernst von Salomon, bir Alman. Almanya'nın iki Dünya Savaşı arası, Birinci Dünya Savaşı esnası, İkinci Dünya Savaşı esnası ve biraz da sonrasıyla alakalı 131 adet soruyla bir soruşturma şeklinde, ki Max Frisch'in Sorular 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 kitabı da bir soruşturma tarzıydı mesela. Bu da tam olarak öyle mi bilmiyorum ama roman diye geçiyor çünkü. 131 soruşturmayla, 131 soruyla Alman tarihine baktığı bir kitap. Bence muazzam bir çalışma olmuş. Yani bulduğunuz zaman kitaplarınızda bulunması gerektiğini düşündüğüm eserlerden bir tanesi. Ernst von Salomon Soruşturma. Evet, kitaplarımız bu kadardı. Yüzümden kaçan bir eser yoksa, ya dediğim gibi aslında başka kitaplar da var aldığım. Örneğin Kemal Tahir'in eksik notları vardı. Notlarını aldık. Dama Ağası gibi yeni baskı yapmış kitaplarını aldım. Suat Derviş'in yeni kapakla yapılmış, basılmaya başlanmış eserlerini aldım. Ya da işte Karanlık Kitaplık'ta başka kitaplar da vardı, bilim kurgu klasiklerinde hakeza. Ancak video çok uzun olsun istemedim, şimdi bile uzamıştır muhtemelen. Video için bu kadarını yeterli olduğunu düşündüm. Umarım sizin de bu kitaplar arasında merak ettiğiniz, merakınızı çeken kitaplar olur. Eğer olursa alta yorumlara da yazarsanız, bana da belki bir şeyler sormak istersiniz ilave olarak. Seve seve yanıtlamak isterim. Hepinize iyi okumalar, iyi günler diliyorum.